Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde uzunluk konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kuvvet yardımıyla çözülebilen çemberde uzunluk sorularından bahsedeceğiz. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Çemberde uzunluk çözerken ilk yöntem dik üçgen. Yani anahtar kelimeleri kullanacaksın. İşte merkez teğet çektik, merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Ve dik üçgen oluşturmak için elinden geleni yapıyorduk. Böyle dikdörtgen oluşturmalar falan filan. Bu bizim ilk yöntemimiz. Baktınız dik üçgen yardımıyla çıkmıyorsa o zaman ikinci şeye yapacaksınız. O da kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk bilgisi. Belli eder zaten. Hani dik üçgen yardımıyla çıkmayacağı soru da kendini belli eder. Dik üçgen yardımıyla çıkmıyorsa ikincisinde kuvvet yardımıyla çözeceksiniz. Yalnız bu konuda şunu uyarayım arkadaşlar size. Müfredattan kaldırıldı. E hocam çıkmaz demeyin. Çünkü Üçüncü yani bir sonraki videoda anlatacağım kısım da benzerlik yardımıyla olan kısımdır. Benzerlik yardımıyla bazı soruları yapmaktansa kuvveti bilip kuvvetten pra daha pratik bir şekilde yapmak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. O yüzden bu kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk yönteminde bilmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Tamam çünkü bunların hepsinin ispatı mesela ilk defa ispat yapmadan geçeceğim burada. Kural bu diyeceğim. Bunların ispatını da zaten benzerlik yöntemiyle yani bir sonraki videoda anlatırken bunların hepsinin ispatını orada size yapacağım arkadaşlar. O yüzden bilseniz sin açınızdan iyi olur. Bilmeseniz de olur. Size sadece pratiklik sağlar. O yüzden sanki bilseniz daha iyi olur. Çünkü çok kolay gerçekten çok kolay. Bakalım neymiş? Kuvvet yardımıyla bakarken iki kiriş içeride kestiği zaman iç kuvvet dediğimiz bir özellik karşılıklı çarpımları birbirine eşit. Yani A çarpı B C çarpı D'ye eşittir. Bu kadar arkadaşlar. İspat bir sonraki videoda yapılacak tekrar söyleyeyim. Evet bu kadar basit. Bu önemli. Bir de dış kuvvet. Kirişler dışarıda kestiği zaman da tekrarlı. Hani şu çarpı tamamı bu çarpı tamamına eşit. Yani A çarpı A artı B. Bak çembere ilk dediği yerden son dediği yere. ilk dediği yerden son dediği yere. Burada da çarpımları birbirine eşit arkadaşlar. Bu da dış kuvvet diyoruz. Peki hocam dış kuvvette böyle teğet olursa ne olacak? Teğet olursa da aynı mantık. İlk dediği yerden son dediği yere çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? Yine ilk dediği yerde x son dediği yerde x. Yani x çarpı x. A çarpı A artı B'ye eşit olacak. Zaten x çarpı x dediğimiz x kare değil midir? Teğet olduğunda da x kare eşittir. A çarpı A artı B'ye eşit olacaktır. Evet sadece bunları bilin. Hani eskiden dedik ya müfredattan kaldırıldı. Müfredattan kaldırılmadan önce kuvvet ekseni dediğimiz bir şey falan da vardı arkadaşlar. Bakın onları falan anlatmıyorum. Tamam belki onunla da ilgili soru çözebiliriz biraz sonra ama kuvvet eksenini tanımını da bilmemize de gerek yok. Yani ıvır zıvırları bilmeye gerek yok. İç kuvvet içeride kesiyorsa A çarpı B C çarpı D'ye eşit. Dış kuvvet de dışarıda kesiyorsa e, ilk dediği yerden son dediği yere çarpımları birbirine eşit. A çarpı A artı B C çarpı C artı D. Teğet olduğunda da X kare eşittir. A çarpı A artı B eşit olur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım. Birinci sorumuz şu. Şimdi AB kirişmiş. Çok güzel. C eleman AB demiş. Bu da güzel. C noktasından geçen en kısa kiriş. Hocam C noktasından geçen bir sürü kiriş var. Bir böyle kiriş, bir böyle kiriş, bir böyle kiriş, bir böyle kiriş. Bir sürü kiriş var arkadaşlar. Bize diyor ki bunlardan en kısa kiriş nedir diye soruluyor. Arkadaşlar sanki bu daha uzun değil mi? Hatta çemberdeki belki en uzununu da sorabilirdi. En uzununu sorsaydı ne olacaktı arkadaşlar? O zaman çemberdeki en uzun kiriş neydi? Çaptı. Mesela bu en uzun kiriş. Bu tam merkezden geçiyorsa çap. Çap sorulabilir diyoruz arkadaşlar ama çap da sorulmamış. En kısa kiriş sorulmuş. Ben size bir mantıkla söyleyeceğim. Mesela bunu çizdik. Hocam bunu çizdiğimiz zaman buraya A buraya B diyecek olursam A ne çıktı burada? A çarpı B bu. A çarpı B bu. Hani iç iç kuvvet var ya. E, A çarpı B 2 çarpı 8'e eşit. 2 çarpı 8'e eşit. E, A çarpı B eşittir 16 iken C noktasından geçen en kısa kiriş. Yani A artı B'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar soru matematik sorusuna döndü. A çarpı B 16. A artı B'nin en az değeri nedir diye soruluyor. Matematikte biliyorsunuz bu soruları mat 1'de yapıyorsunuz. Birbirine ya en uzak seçiyorsunuz A ile B'yi ya da en yakın seçiyorsunuz. En uzak seçersek 16'ya 1 seçersek mesela ne oluyor arkadaşlar? 16 artı 1 17 yapıyor. Birbirine en yakın seçerseniz 4'e 4 mesela 4 kere 4 16 toplamları da 8 yapıyor. He, o zaman A 4'tür B de 4'tür. Toplamı da kaç yaptı? 8 yaptı. Demek ki buradan bir sonuç çıkartabiliyoruz arkadaşlar biz. Bak matematiksel bir cevapla yaptık arkadaşlar bunu. Ve buradan güzel bir sonuç da çıkartabiliyoruz. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa en uzun kiriş derse çaptır hocam. Bunda bir sıkıntı yok. En kısa kiriş derse de nedir arkadaşlar? En kısa kiriş de şu kiriştir. Yani birbirini iki eşit parçaya bölen kiriştir. Çember üzerindeki bakın buraya bir not yazabilirsiniz. Ya da şuraya bir boşluğa bir not yazabilirsiniz. Not. Çember üzerindeki bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. En kısa kiriş de iki eşit parçaya bölendir arkadaşlar. Yani şu iki eşit parçaya bölen nokta olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Matematiksel olarak da ispatında yaptık arkadaşlar. Birbirine en uzak değil, en yakın seçersek toplamlarını en küçük değerini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet, olay bu. Güzel bir soru. Geldik buraya. Aa hocam bizden şurası isteniyor. Bak dış kuvvet var. Ama içeride de şeyler var burada gördüğünüz üzere. Dış kuvvet uygulayamıyorsunuz zaten. Bu çarpı tamamı değil mi? Ama burada iç kuvvet var. Hocam buraya bir y desek. ilk önce iç kuvvetle y'yi bulursak sonra ikisi de bulabiliriz. Hocam karşılıklı çarpımları birbirine eşit. Yani ne diyeceğiz? 8 bölü 3 çarpı. Şu çarpı şu. 3 eşittir. Y çarpı 2 olacak. Y çarpı 2'den. Hocam 3'ler gitti. 2 eşittir 8 ise y'yi kaç bulduk arkadaşım? 4 bulduk. Tamam y yerine 4 yazdık. Şimdi de x. x'e ait bir şeyi uygulayalım. Bu da dışarıda kesmiş bir yani dik üçgenden çıkmadığı belli zaten sorunun değil mi arkadaşlar? Önce onu söylemeliydik tabii ki. E, ee, dik üçgenden çıkmadığı için kuvvet var mı diye baktık. Kuvvet var mı? Var. İç kuvvet var. Sonra bir de ne var? Dış kuvvet var. Şunun karesi şu teğet olduğunda karesi bu çarpı tamamıydı. Yani yazıyorum şuraya. X'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. Bak en çok yapılan hata. 2 çarpı şurası 6 diyorsunuz. Değil. 2 çarpı tamamı. 2, 4 ve 2'nin toplamı kaç yaptı? 8 yaptı yani burası. O zaman x kare eşittir 16'dan x'i de buradan kaç buluruz arkadaşım? 4 diye buluruz. Evet cevabımız böylelikle 4 çıktı arkadaşım. Geldik buraya. Bu soruda da yaklaşımımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki ilk etapta hocam işte dik üçgenden çıkıyor mu? Yani nasıl bu? Ali Bey uzunluğunu 9 vermiş. Ali Bey uzunluğu şu 9. Yarı çap uzunluğu 9 bölü, 2, 9 bölü 2. Anahtar kelimeleri kullanalım. Hocam merkez var kiriş var. Çektik. Bir işimize yarayacak mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Kirişi iki iş parçaya bölsün mesela. AA diyelim. Burası ne oldu? 2A oldu. E hocam şu dışarı kadar kaymış. En güzel ek çizim yarı çap. E buradan çizsek yarı çap bir işimize yaramıyor. 9 bölü 2 bir işimize yaramıyor. Başka ne yapabiliriz hocam? Şuradaki uzunluğu da bulmamız lazım. Buradaki uzunluk var mı? Yok. E, ne yapacağız? Merkez giriş çektik. Burada yapsak. Burası da yarı, yarı çap uzunluğu. 9 bölü 2. Vallahi iki eş parçaya bölüyor falan. Bir işimize yaramıyor. Yani dik üçgenle çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. O zaman farklı bir şekilde bir şey yapmalıyız arkadaşlar. Hemen düşünmeliyiz. Dik üçgenden çözülemeyen sorularda ne yapıyoruz? Kuvvet. Kuvvetten çözecek mi? Hocam bu çarpı bu. Bu çarpı bu. Hocam yarım çember verilmiş. Son çemberi tamamlasan da zaten ilk dediği yerde son dediği yere çarpım bu. bu. İlk dediği yerde son dediği yere çarptım zaten bu. Tamamlamamız da gerekiyor. Ama hocam bana burası lazım. Ha, bunu da kullanmam lazım. Arkadaşlar bu da e, bazı zor sorularda kullandığımız bir yöntemdir. Arkadaşlar şurası olmadığı için kuvvetli uygulayamıyorum şu anda. E ne yapmalıyız hocam? En azından burada bana bir çap verilmiş çapı kullanayım arkadaşım. Çapı nasıl kullanabiliriz? Hocam aa, ben şunu şöyle çizersem çapı gelen çevre açı 90 derece. E tamam da burada çizdiğim zaman güzel bir şey çıkmadı. Şu uzunluk yok, bu uzunluk yok. Zaten bu uzunluk isteniliyor. Maalesef onu da bulamıyoruz. Başka ne yapalım? Diğer şeyi yapsak şu eşitliği de kullanmış oluruz en azından. Diğerini çizsek hocam. Bak ne çıktı? Çapı gören çevre açı 90 derece. En azından şuradaki eşitliği de kullanmış oluyoruz. Aa hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Yani bu bir ikizkenar üçgen oldu. 9 ise burası da ne olacak? 9 olacak. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. Şimdi bizim kuvveti uygulayabiliriz. Şuraya ben bir x x diyeyim. Hocam bu çarpı tamamı yani x çarpı 2x eşittir. Şu çarpı tamamı 2 çarpı tamamı zaten 9'du arkadaşlar. 9 eşit oldu. 2'ler gitti. x kare eşittir 9 ise x'i buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz arkadaşlar. Bizden AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğu yani 2x isteniyor. Cevabımız da kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Evet gördüğünüz üzere bazen bunu da kullanabiliyoruz. Şu eşitliği kullanmak için bir de çap varsa. Yani burada bak dik üçgenden yapmaya çalıştık olmadı. Kuvvetten yapmaya çalıştık olmadı. Ondan sonra ben neyi? Verilen bilgiyi kullanmalıyım dedim. E burada çap var hocam. E çapı nasıl kullanılırız? Çap deyince aklımıza çapı gören çevre açı 90 derece geliyor. Şunu çizdim bu da olmadı. Öbürünü çapı gören çevre açı 90 derece çizince hem dik hem de kenar orta oldu. İkiz kenar çıktı. E sonra bu kenar çıktı ya artık kuvveti uygulayabilirdik arkadaşlar. X çarpı tamamı 2 çarpı tamamına eşit oldu. Yani cevabımız buradan AC uzunluğu buradan ne bulduk arkadaşlar? 2X uzunluğu olduğu için cevap böylelikle 6 bulmuş olduk. Tekrar söylüyorum. Müfredatta yok ama ne olur ne olmaz bilmenizi tavsiye ediyorum. Çok detaylıca anlatmadım zaten. Yani işte e, kuvvet ekseni falan filan o şekilde anlatmadım zaten. E, bizim için önemli olan iç kuvvet ve dış kuvvet bitti gitti arkadaşlar. O da büyük ihtimalle aklınızda kalır. O yüzden sanki bilseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır sevgili gençler. Evet böylelikle arkadaşlar kuvvet meselesini de hallettik. Üçüncü şeye geldik. Şurası 3 üç yazılacaktı. Üçüncü özelliğe geldik. Benzerlik yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda halledelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.